Gençler tekrar merhaba. Yine yeni bir konu, yeni bir gün, yeni bir başlangıç. Bu konumuz yine gelişim psikolojisi adına değerli bir konudur. Gelişimi etkileyen faktörler. Gelişimi etkileyen faktörler kalıtım, çevre ve zaman olarak ne yapılmakta? Değerlendirilmektedir. Zaman da ikiye ayrılıyor gördüğünüz gibi. Kritik dönem ve tarihsel zaman. Şimdi bizim için burada değerli bir bilgi var. Bakınız soru köklerine dikkat etmiyorsunuz. Bak ne diyor soru kökü? Gelişimi etkileyen faktörler. Ne yapıyor? Kalıtım, çevre, zaman, kritik dönem, tarihsel zaman. Bu ya. Bak burada şu anda tahtada gelişim bir bütündür diye bir şey var mı? Gelişim nöbetleşe devam eder diye bir şey var mı? Gelişim de bireysel farklar vardır diye bir şey var mı? Gelişim süreklidir diye bir şey var mı? Çünkü onlar gelişimin ilkeleridir. Ben gelişimi etkileyen faktörlerden bahsediyorum. Ve bu faktörler 3 tane: kalıtım, çevre ve zaman. Bu üçü ilkeye dönüşecek. Gelişim, kalıtım, çevre ve zamanın ortak ürünüdür dedirtecek. Ama bekle. Tamam mı? Bu şekilde. Şimdi ilk olarak ne işleyeceğiz kalıtımı? Yalnız şurada hemen bir bilgi vereyim. Ben kalıtımın detaylarını fiziksel gelişimde daha çok işliyorum. Burada çok basit düzeyde bilgi vereceğim. İşte o kromozom sayılarıdır, onların diğer işte X, Y kromozomlarının durumlarıdır falan filan, çekinik genler, baskın genlerin hepsini fiziksel gelişimde anlatacağım. Tamam mı? Yani eksik bıraktığım bir konu olmayacak. Burada temel atacağım. İlerleyen zamanda fiziksel gelişimde bunu detaylandıracağız. Haberiniz olsun. Bu da ön bilgi olarak aklınızda duruversin. Kalıtım. Bireye anne babadan gelen yetenek ve özelliklerdir. Bireye anne babadan gelen yetenek ve özelliklerdir. Gençlik. Anne babadan gelen yetenek ve özellikler. Yetenekler, değil mi? Neyler aracılığıyla geliyor bunlar? Genler aracılığıyla geliyor, değil mi? Genler. Yani kromozomlar aracılığıyla geliyor. Kromozomlar aracılığıyla geliyor. Ve burada sende ne yapıyor? Bir şeye dönüşüyor. Şimdi bakın, yetenek ve özelliklerdir diyoruz. Mesela sayı yeteneği, dil yeteneği, konuşma yeteneği, resim yeteneği, müzik yeteneği, futbol yeteneği, basketbol yeteneği, falan yeteneği, filan yeteneği. Ya da özellik, uzun boylusun, kısa boylusun, kalem kaşlısın, kara gözlüsün, kara kaşlısın. Bir şeysin yani. Bunlar senin yetenek ve özelliklerin. Bunlar sana kimden geliyor? Ana babadan. Neyle aktarılıyor? Kromozomlar, genler aracılığıyla aktarılıyor. Ve senin bu yetenek ve özelliklerin toplamına ne deniyor? Kalıtım deniyor. Kaç tane? 46 tane var. Onları dediğim gibi ileride zamanda konuşacağız. Şimdi bir de burada bir kavram ortaya çıkar. Genotip ve fenotip. Genotip ve fenotip. Genotip şudur arkadaşlarım. Genotip şudur. Bireylerin kromozomlarındaki potansiyellerdir. Bireylerin kromozomlarındaki nelerdir? Potansiyellerdir arkadaşlarım. Bu potansiyeller genotipte bulunur. Hepsini tek tek konuşacağım. Bir de ne var? Fenotip var. Öyle, şöyle diyelim, fenotipi de hemen tanımlayalım. Biraz geniş olmasın. Tahtayı daha etkin kullanırız. Fenotip. Şuna bakalım. Genotip ve çevre etkisiyle gözlenebilen özelliklerdir. Ne diyormuş? Gözlenebiliyormuş. Ve çok basit bir tanımı vardır. Dış yapıdır. Neymiş? Dış yapı. Neymiş? Dış yapı. Neymiş? Dış yapı. Unutma. Genotip ve fenotip dedik, değil mi? Bireylerin kromozomlarındaki potansiyeller genotip, genotip ve çevre etkisiyle gözlenebilen o dış yapıya fenotip diyoruz. Şimdi bak şöyle düşün olayı arkadaşım. Genotip için senin kromozomlardaki potansiyellerin, daha demin dedim ya, işte sayı yeteneğin var, dil yeteneğin var, konuşma yeteneğin var, kara kaşlısın, kara gözlüsün, uzun boylusun, ne bileyim bir şeysin işte, bir özelliğin var. İşte bunlar ne oluyor? Senin genotipinde bulunuyor. Şimdi bir soru soruyormuşum. Yani düşün burada bak. Genotipte bulunan bir özellik mutlak fenotipe yansır mı?
Bunun cevabı ne? Düşündük, aa bulduk. Genotipte bulunan bir özellik mutlak fenotipe yansımaz. Yansıyabilir de yansımayabilir. Bak benim gözlerim yeşil. Ne yapmış? Yansımış işte genotip. Ama belki de benim genotipimde bir kahverengi gözlülük var. Ya da benim başka bir özelliğim vardı çıkmamış. Net bilgidir. Genotipteki bir özellik fenotipe yansıyabilir, yansımayabilir. Koyduk cebe. Fenotip. İnsanoğlunda gözlenen tüm özellikler mutlak genotipten gelir. İfadesi yanlıştır. İnsanoğlunda gözlenen bir özellikler genotipten de gelebilir, sadece çevre etkisiyle de olabilir. Örneğin, genotip özelliğin fenotipe yansıması, genotip-fenotip farklılığı, eşitliği falan olayında. Benim kalıtımımda bulunan bir özellik göz rengime yansı. Bak el tipim. Genotip özelliğimden geliyor, boyum genotip özellikten geliyor, saç tipim genotip özellikten geliyor, aha burun genotip özellikten geliyor. Çünkü ben yapma bir adam değilim, orijinal bir adamım. Yani derken anlayın. Yani değişim yok. Fakat diyelim ki dövme var, diyelim ki saç boyattım, diyelim ki bronzlaştım, diyelim ki kas yaptım. O zaman da ne oluyor? Benim genotipte olmayan bir özelliğim fenotipe yansıyor. Demek ki fenotip neymiş gençlik? Fenotip dediğin şey senin kalıtımından da gelebiliyormuş, dış çevreden sadece de gelebiliyormuş arkadaşım. Şimdi bak, o zaman şu çıkıyor ortaya. Genotipte bulunan bir özellik fenotipe yansıyabilir, yansımayabilir. Örneğin, ailende kanser hastalığı vardır, sen olmamışsındır, birileri olmamıştır. Genotipte var ama fenotipe yansımamış. Ya da fenotipte gözlenen bir özellik genotipten gelebilir, gelmeyebilir. İşte o zaman da ne oluyor sevgili arkadaşım? Bu ilişki ağı kurulmuş oluyor. Dikkat edeceksin bu iki kavrama, sorulabilir. Hatta bununla ilgili çok eskilerden, 2009'lardan bir soru vardı. Çok fazla detaya girdi diye iptal falan da edildi. Yani burada çok fazla biyolojik altyapının olduğu kalıtsal kavramlara da gelişim psikolojisi çok müsaade etmiyor. İstersen girersin de biz bir biyoloji dersi de işlemiyoruz nihayetinde. Tabii ki başka başka kavramlar burada ortaya çıkabilir. Orada kaynaklarda bunlara dikkat etmenizde fayda var. Mutasyon diye bir şey var, onu yazmayacağım. Genotip yapıda meydana gelen bir bozulmadır arkadaşlarım. Bu bozulma illa negatif olmak zorunda değildir. Fakat bozulma deyince negatif algılanıyor. Tamam, mesela van kedisinin gözleri bir mutasyon örneğidir. Ama bunun van kedisine ve bana zararı yok ki. Bu bağlamda bir olumsuzluk yok. Ama kötüdür. Niye? Bozulmuş çünkü. Ama iyi işte adamı ünlü yapmış. Yani adam derken kedi ünlü yapmış. Değil mi? Mutasyon böyle. Mesela kanser hastalığı da bir mutasyondur. Bir değişimdir. Oldu mu arkadaşlarım? O yüzden mutasyonlar uzun vadeli süreç içerisinde insanların genotip yapısındaki bozulmalardır, değişimlerdir, olumsuzluklardır. Genotip yapıdaki bozulmadan dolayı olumsuzluk. Sonuçlar olumsuz olmayabilir ama çoğu zaman da olumsuzdur. Şu virüs de bir mutasyona uğrasa, uğradığı mutasyonda tamamıyla etkisizleşirse biz de şu koronavirüsten, Covid'den hayırlısıyla bir kurtulsak arkadaşlarım. Bir de adaptasyon var. Adaptasyon uyum demek biliyorsunuz. Canlıların yeni ortamlarda yaşamasını sağlayan mavi yazdım neyse sağlayan kalıtsal değişimlerdir. Şimdi burada ne var? Canlıların yeni ortamlarda yaşamasını sağlayan bir takım değişimlerden bahsediyoruz. Sevgili dostlarım, sevgili arkadaşlarım, canlıların yeni ortamlarda yaşamasını sağlayan kalıtsal değişimler dedik ya, adaptasyon sonucunda insanlar bulundukları ortama uyum sağlarlar. İşte Eskimolar kutuplarda yaşıyorlar, vücut yapıları ona göre adapte olmuştur. İşte ekvatoral bölgede yaşayan insanların vücut yapıları ona göre adaptasyon sürecine girmiştir. Kısa süreli ve uzun süreli adaptasyonlar vardır. Ya işte ekvatorda yaşayan bir adam kutuplara gitti diye hemen ölmüyor, böyle bir şey yok. Kısa süreli adaptasyonda zorlanıyor fakat yaşıyor. Veya işte canlı varlıklar kendi yaşamlarını devam ettirmek için oraya adapte olurlar. Hatta bazı evrimciler şöyledir, adaptasyon evrim kavramıyla da çok alakalı. İşte
Duymuştum, bir yerde okumuştum. Diyor ki, çok komik de gidiyor. İşte zürafaların bazıları aslında kısa boylularmış. Bulundukları ortama uyum sağlayabilmek için yüzyıllar boyunca uzamışlar. İşte bu adaptasyon örneği olarak sunulmakta, işte evrimciler söylemektedir falan. Tabii insanlar inandıkları şeyi bu şekilde değerlendiriyorlar. Bilemem, ben o işleri bilmiyorum çünkü gerçekten hiç anlamadığım bir konu. Ama adaptasyondan hareketli evrimciler çok altyapı oluşturmaya çalışıyorlar. O yüzden arkadaşlarım, kalıtımın önemli kavramlarından biri canlıların kısa ya da uzun vadede yeni ortamlarda yaşamasını sağlayan kalıtsal değişimlerdir. Bir çöl hayvanının yüzyıllar boyu oraya alışması uzun süreli, bir bukalemonun tehlike anında ağaca, bulunduğu yerin rengine uyum sağlaması kısa süreli adaptasyona örnek verilebilir. İnsanlar bulundukları bölgelerin özelliklerine, fiziksel ve coğrafi özelliklerine göre yapılar oluşturabilir arkadaşlarım. Buna da ne yapıyoruz? Dikkat ediyoruz. Şimdi, ikinci aşaması nedir bunun? Çevre. Bakalım efendim. Bir, ne dedik? Kalıtım. İki, çevre. Evet. Arkadaşlarım, çevre kavramı da şöyle. Bireyin içinde bulunduğu ve etkilendiği tüm uyarıcılara çevre denir. Bireyin içinde bulunduğu, bulunduğu ve etkilendiği tüm uyarıcılara çevre denir. İçinde bulunduğu ve etkilendiği tüm uyaranlar. Yağ kalıtımın dışındaki her şeydir çevre. O kromozomların yapısının dışındaki her şeydir. Neyse bunlar. Diyor mesela, bazen çok saçma şeyler de söyleyebiliyoruz. Diyor ki, hocam ama anne karnında diyor işte bir ilaç içtiği için, ama anne karnında olması onun kalıtımsal kökenleriyle alakalı değil ki. Kromozomların etkisiyle meydana gelen şeydir o. Ama çevre dış dünyadan sana gelendir. Dış dünyadan sana gelendir. Ve arkadaşlar, üç çevremiz var bizim. Doğum öncesi, doğum esnası ve doğum sonrası diye. Üç tane büyük çevrem var. Doğum öncesi çevre, annenin yediği, içtiği, sağlıklı, sağlıksız her şey. Bak ne diyor, hamile ya da hamile şüphesi olanlar röntgen filmi çektirmesinler diyor. Çünkü o ışınlar dış çevreden çocuğu etkiliyor. Anne sağlıklı bir yiyecek yedi, çocuğun atıyorum zihin gelişimini sağlıklı olarak etkiliyor. Kemik yapısını sağlıklı etkiliyor. Ya anne sigara içti, içki içti. Ya hamile kadın sigara içki içer mi? Allah'ını seversen. Hiç, ya kimse içmez de hamile kadın hiç içmez. Çünkü çocuğunun kritik bir zamanına gelip çok tehlikeli sonuçlar doğurabilir. Bu da bizim için olumsuzluk oluşturabilir. Bu da bizim için yetersizlik oluşturabilir. Ve bu çok sağlıklı bir şey değildir gençlik. Şimdi bizim burada çevre konusunda mesela diyor ki, ama hocam diyor, anne karnında aldı hepsini. Niye kalıtımdı? Ya arkadaşım, ilaç içti, olumsuz etkilendi ya da olumlu etkilendi. İlaç dıştan gelmedi mi? Sigara içki dıştan gelmedi mi? X ışınları dıştan gelmedi mi? Röntgen ışınları dışarıdan gelmedi mi? İşte darbe dışarıdan gelmedi mi? Strese bağlı olumsuz hamilelikler dışarıdan gelmedi mi? Anneyi dışarıdan etkileyen her şeyin çocuğa yansıması doğum öncesi çevreyle alakalıdır. Çok değerlidir. Unutma, insan yaşamının en kritik zamanı, büyümenin en önemli olduğu, kritik dönem sayısının en fazla olduğu çevredir doğum öncesi çevre. Dedim ya, kalıt şeyi işlerken, fiziksel gelişimde doğum öncesi çevreyi işlerken buna mutlaka söyleyeceğiz ve bunların detaylarını da tabii ki nasip olursa gireceğiz arkadaşlarım. O yüzden doğum öncesi çevreye bir önem verdik. Sonra doğum esnası çevremiz var. Doğum esnası çevre ise şu arkadaşlarım, bizim işte çocuğumuz yaklaşık işte 39-40 haftalık bir şey oluyor. O arada bir 16 saat ile 20 saat arasında bir zaman dilimi oluyor. Tamam mı? İşte bu doğum esnasıdır. Bu doğum esnası dediğim çevre ilişkilerini en iyi kuran veya onu en çok etkileyen unsur tekniklerdir. Doğurtma teknikleri, işte ebenin, hemşirenin, doktorun gerekli bilgiye sahip olması. Eskiden ülkemizde doğum öncesi çevrenin
etkisiyle çocuklar engelli doğabiliyordu, ölümle sonuçlanabiliyordu, çok olumsuz sonuçlarla olabiliyor. Ama artık tekniğin çok gelişmesi, beraberinde arkadaşlarım, doğum öncesi çevrenin ne kadar aslında bu olumsuzluklarını minimize ettiğimizin de kesin bir kanıtı olarak karşımızda duruveriyor. Bu bizim için aslında çok iyi bir şey ama yine de ne var? Doğum öncesi çevre, doğum esnası çevre çok önemlidir. Burada da doktorun, hemşirenin, ebenin teknikleri bilmesi değerlidir. Doğum sonrası çevre. Çocuk dünyaya geliyor. Tutuyorsun, tepe üstü bırakıyorsun. Lap edene bir yapıştırıyorsun, ağlıyor. İşte başladı. Öldüğümüz ana kadar bizi dış dünyada etkileyen her şey. Isıdır, ışıktır, insandır. Takıldım. Niye? Çünkü en çok insan etkiliyor. Şu anda da bir doğum sonrası çevrenin etkisiyle geleceğinizi şekillendirmiyor musunuz? Gençlik. Evet, öyle oluyor, bu iş böyledir. İnsanoğlunun yaşam alanlarında mutlaka çevresel faktörler çok etkilidir. Ve çevre gerçekten insanın ne kadar etkili ve verimli bir süreçten geçtiğinin ve geçeceğinin ya da olumlu ya da olumsuz çevrelerin insan yaşamındaki etkinlikleri üzerinde rahatlıkla durabiliyoruz. Peki, bir de şey var. Modifikasyon var. Modifikasyon. Çevre etkisiyle vücutta meydana gelen ve kesinlikle bak kesinlikle kalıtsal olmayan değişimlerdir. Yani gençler, çevreyle meydana gelen bir durum asla ve asla anadan babadan yavruya aktarılmaz. Net olarak ifade ediyorum. Kesinlikle kalıtsal olmayan değişimlerdir. Aktarılamayan değişimlerdir. Kalıtsal olmayan derken aktarılamayan anlamında söylemek istedim. Aktarılmayan. Tamam. Aktarılmayan değişimler olarak da ifade edebilirsiniz. Modifikasyon kalıtsal bir özellik değil, çevreseldir. Çevre etkisiyle meydana geliyor. Mesela dövmen varsa, işte bu bir modifiye sürecidir. Saç boyattın, lens taktın, kas yaptın. Şöyle bir şey yok biliyor musun? Kas yaptığın için senin çocuğunda kaslı doğacak bir şey yok. Böyle bir şey söz konusu bile değil. Kadınlar biliyorsun modifiye olmayı çok seviyorlar. Yani farklılaştırıyorlar kendini. Modifiye ne demek biliyor musun? Orijinale bir şeyler eklemek. Hani şu tofaşçılar, şenciler var ya, arabalarını modifiye ediyorlar, süslüyorlar, püslüyorlar falan. Onlar gibi düşün. Orijinale ekliyorsun. Ama dış koşullarda kalıtım kökenli bir ekleme değildir bu. Senin dışarıdan eklediğin çevresel bir şeydir. O yüzdendir ki gençlik modifikasyon süreci böyle. Mesela modifiye, saç boyatma dediğim gibi, bronzlaşma dediğim gibi, kas yapma birer modifikasyondur ve anadan babadan yavruya aktarılamaz. Yani sen saçlarını sarıya boyattın diye çocuğun da sarı saçlı mavi gözlü doğmayacak. Bu genlerle alakalıdır. Bunu da fiziksel gelişimin doğum öncesinde ekstra bir daha konuşacağız gençler. Onun için de biraz süre geçecek, sabredeceğiz inşallah. Tamam mı? Pekala. Şimdi bir de Kalıtım çevre gelişimde çok önemli. Tabii zaman var, oraya gelmeden önce şu kalıtım ve çevre ile ilgili daha birkaç şey söyleyeyim şimdi. Şu üst sınır. Alt ya da üst sınırı belirleyen kalıtımdır. Kaynaklarda çok çıkar. Bir yeteneğin alt ya da üst sınırı ne belirler? Kalıtım. Pekala. Buna ne kadar çıkacağımızı belirleyen, yani burada mı kalacağız ya da burada mı kalacağız, tekrar mı düşeceğiz, en üstte mi çıkacağız, en dipte mi kalacağız, bütün bu süreci belirleyen de nedir? Çevredir arkadaşlarım. Peki adam soruyor ya, insan sorar yani, insanoğlunun böyle özellikleri var. Soruyor yani, yapacak bir şey yok. Ya gelişimde kalıtım mı önemli, çevre mi? Aha kaldık mı? Kimisi kalıtım diyor, kimisi çevre diyor, kimisi ikisi de diyor. Evet arkadaşlarım, ikisi de çok değerli ama şöyle bir bilgi var. Aşağıdakilerden hangisi, bak lütfen dikkat et, kalıtım ve çevre arasındaki ilişkiyi gösterme adına en doğrudur derse gelişim psikolojisinin böyle bir soruya cevap arama etkinliği yok. Gelişim psikolojisi bu soruyu sonlandırmıştır.
Yeri geldiği zaman, çevre yeri geldiği zaman kalıtım değerler önemlidir. Hatta ilkeleri anlatırken buna ilişkin örnekler de vereceğim. Ama gelişim psikolojisi bu soruya cevap aramamaktadır ilk cevabımız. Şıklara baktın, kalıtım ve çevreyle ilgili böyle bir şık yok. Gelişim psikolojisi böyle bir soruya cevap aramamaktadır diye bir şey yok. Hemen ikisi de eşit öneme, etkili öneme sahiptir diyeceksin. Ama biri diğerinden üstün değil. Bu yüzden çünkü alt ve üst sınırı belirleyen kalıtımken ne kadar çıkacağını belirleyen çevredir. Sen mükemmel yeteneklere sahip olsun. Çevre fırsat vermez, sıkıntı. Sen yeteneğin azdır ama kalıtsal çizgiler içerisinde çevre seni bir noktaya getirebilir. Yani ne olursa olsun bunlardan ikisinin birbirini bütünlemesi ve birbirine destek vermesi gerekiyor arkadaşlarım. Şimdi burada bu dersi bir noktalayalım. Bir sonraki aşamada arkadaşlar kalıtım, çevre ve zaman dedik ya, zaman faktörünü böyle daha kapsamlı ve geniş bir biçimde işleyelim. Oldu mu? Hadi bir sonraki ders görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.